Yeni bir araç ikon videosundan herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Leon'u yıkayacağız. Direkt arka kameraya çevirip malzemeleri tekrardan size göstereyim. Bugün şöyle bir konumuz olsun istedim. Nasıl araç yıkanır size bunu anlatacağım. Tabii benim de belki hatalarım vardır. O hataları yorum kısmında düzeltirsiniz. Malzemelerimi göstereyim. Basınçlı yıkama makinesi var bende. Hortumla da yıkayabilirsiniz. Yani çok dağlar kadar fark olmaz malzeme konusunda. Yani daha önemli olmanız gerekiyor bence. Basınçlı yıkama makinesi önceliğiniz olmasın. Şöyle cilalı oto köpük şampuanımız var. Köpüğümüz var. Jant temizleyicimiz, lastik parlatıcımız ve hızlı cilamız var. Şu dört ürünümüz dışarısı için ve köpük yapma makinemiz var. Burada Optimal var. Optimal da çok az kaldı. Onu da içerisi için kullanacağım. Bezlerimiz bu şekilde. Smart Bee'den aldım. Dışarısı için Howlu Bez. Gayet güzel. Camlar için ondan sonra jant bezimiz, kapı arası bezimiz. Burası bu şekilde. Lastik için şöyle ve şöyle jant için aletlerimiz var. Şimdi yıkamaya başlayalım. İlk başta içeriden başlıyoruz. Rutin temizliğimizi yapacağız. Şöyle Optimal'ın köpüğü, fırçası ve bezi var. Bunlar böyle üçlü sipariş olarak geliyor. Üçü de bence gayet güzel. Çalkaladıktan sonra buraya ve şuraya sürüyoruz. Sürmüşken buraya da sürelim. Fırçayla geçiyoruz. Hafif bir kokusu var. Rahatsız edici bir kokusu yok ama zaten şöyle köpüğü şey yapıp beze geçtikten sonra hiçbir şekilde o koku falan kalmıyor. Şimdi güzelce geçtik iki tarafta. Şöyle buradan başlayalım birazcık. Bu arada bu ürünleri sipariş vermek istiyorsanız direkt Instagram Optimal Store yazabilirsiniz. Velkar lastik parlatıcı jant temizleyici istiyorsanız Instagram'a Velkar Otomarket yazabilirsiniz. Instagram adresleri o şekilde, oralardan sipariş verebilirsiniz. İçeri rutin kısmımız bu şekilde. Şimdi orada köpükleri de alacağım. Size şöyle genel bir temizliği göstermek istiyorum. Hatta aracı şöyle bir bakın. Birazdan buralardaki tozunu da alacağım. Şuraları da temizleyeceğim. Son işlemi size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Son işlemi göstereyim size. Şimdi içerideki gördüğünüz gibi bayağı güzel oldu bu kısım. Yukarıdaki tozları da aldım ama bıraktım ilk başta. Şuradan devam edeyim dedim. Görebiliyorsunuz az önce nasıldı, şu an nasıl. Çok güzel oldu. Hatta sağ tarafı şimdi almadım. Aradaki farkı anlayın diye. Kamerada çok da fazla belli olmuyor ama sağ taraf bayağı kirli şu anda. Görüyorsunuz. Mat bir görünüm olması çok 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 güzel. Şöyle zaten şu şekilde çekince fark anlayabiliyorsunuz. Şimdi sağ tarafı da yapacağım. Ondan sonra dış temizliğe başlayacağız. Şimdi araba yıkamaya başlamadan önce şunları bir ayrı bir yere koyayım. Ondan sonra nasıl, hatta şimdi bahsedeyim size. Eğer ki hortumla yıkayacaksanız ayrıyetten şöyle bir kova yapmanız gerekiyor. Böyle bir kova değil, daha güzel bir kova. Bizim kovayı annem komşuya vermiş. O yüzden ben bununla şu anda yetineceğim. Bu kovaya köpük dolduracağız. İlk başta aracımızı suyla ıslatacağız. Üzerindeki, görüyorsunuz, tozlar bayağı kalıcı. Direkt bir şeyle geçerseniz tozlar çizebilir. Zaten ya şöyle, benzin istasyonlarında aslında hani o köpükler sulu köpük. Onunla da geçebilirsiniz ama önermiyorum. Daha sağlıklı olması için İlk önce su, ondan sonra köpük, ondan sonra su vurmanızı öneriyorum. Ama yani biz çok başka bir şekilde yıkayacağız arabayı. Kovamız burada. İlk olarak hortum varsa mesela fark eden bir şey yok. İlk önce suyla geçeceğiz etrafını. Şimdi bu kadar yakından tutma diyeceksiniz. Bu yıkama dakikalar kadar güçlü değil. Onu belirteyim yani. Bunun barı mesela 110 bar falan veya 120 bar. Yıkamadakilerinki 200 belki daha fazladır. Yolculuk esnasında, yolculuk bittikten sonra aracınızı direkt yıkamayın çünkü balatalar yamulabilir.
Biraz zaman geçsin yani, sıcak olmasın baltalar. Onu da özen gösterin. Gel bir Berke, bak. Bu arada hani bu arabada Velcar'ın şeyi var, hızlı cilası var. Arabayı ne zaman yıkadım? 10 günü geçti. Camlara bak mesela. Ya. Harbiden iyiymiş. Bir de bu boyaya da gerçekten hani güzel bir etki katıyor. Kayganlaştırma etkisini zaten görebiliyorsunuz. Hızlı cilayı her araba yıkadığınızda değilse bile iki kerede, hani iki yıkamada bir kerede kesin kullanın. Zaten 4 tane malzeme var. O 4 malzemeyi kullanmadan dışarıda arabayı yıkayamazsın ya, dış yıkamayı yapamazsınız. Tekrardan söylüyorum, jant temizleyici, lastik paylaşıcı, ya bunlar o kadar, lastik çok önemli değil ama arabanızı yıkadıktan sonra lastiklerin güzel durması gerekiyor. 4 malzeme kesinlikle alın derim. Cilalı köpük, hızlı cila, lastik paylaşıcı, jant temizleyici. Devam ediyoruz. Şu tozları görüyorsunuz. Bak mesela ne kadar güçlü basınç, hala jantları temizleyemiyor. Hani o balata tozu acayip böyle yapışkan bir şey. O yüzden jantları biz az sonra bir geçeceğiz, tertemiz. Köpük vurmamın sebebi, şimdi diyeceksiniz ki madem köpük vurdun onu niye hazırladın? Köpük vurmamın sebebi, biraz daha yumuşatacağım, tekrardan tazik vuracağım. Üzerindeki kirler çünkü çok kalıcı kirlerdi. Direkt köpükle geçmek istemiyorum. Yine bununla geçeceğim. Oradaki tozları biraz daha azaltacağız. Ondan sonra eldivenle geçeceğiz. Ondan sonra son bir kere daha tazik vurup artık bitireceğiz. Hayrına şuna da bir tutayım mı? Örnek vermek gerekirse hortumunuz vardı. Yine aynı işlemi yapacaktınız. Şimdi son işlemlere doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Artık tozlar herhalde artık daha kalmamıştır. O yüzden biz şunu kullanacağız. Normalde kovumuz vardı. Fakat şu anlık
Yok. Bu arada şöyle köpüklerken düz hareketlerle tavandan başlayacağız. Ona özen gösterin. Şimdi köpükle geçip su vurduktan sonra araç zaten kendini belli edecek. Hatta yapabiliyorsanız iki kova yapın. Yani iki kovayı aslında hortumla ekeceksiniz. Kesinlikle iki kova öneriyorum. Bir kovada böyle köpük olacak. Köpüklü su olacak. Bir kovada da sadece su olacak. Bu şekilde geçtikten sonra yapmanız gereken suya sokmak olacak. Çünkü içinde toz birikecek. Tazyikin avantajı orada çıkıyor. Toz birikecek içinde. O yüzden bir köpük bir su, bir köpük bir su yapmanız gerekecek. Şimdi her tarafı köpükledik. Tekrardan su vuruyorum. Şimdi zaten araç parlayacak, anlayacaksınız. Orada ben farları da hızlı cila sürmüştüm. Zaten şampuanımızda da hızlı cila özelliği var. Ama hızlı cila kadar değil tabii. Bunun mesela güzel yanı şu havlunun hem herhangi bir çizme falan yapmıyor. Hem de bu havluyla böyle iki araba yıkarsınız. Sıkmadan yani. Yani şu an mesela bütün sular zaten aracın üstündeydi. Güneş yok. Gölge burası. Ve mesela elle bir şey mi? Nemli Sıksan sadece. Suyu çıkmaz. Çıkmaz değil mi? Aynen. Güzel yanı bu yani. Bu arada biz bir şey yanlış yaptık. Neyi unuttuk? Hızlı cilayı unuttuk. Ama zaten hızlı cilam şu kadar kalmış. Bu arabayı bir önceki yıkayışımda hızlı cilayla yıkamıştım. O yüzden şu an hızlı cilayla yıkamayacağım. Hala parlaklığını, kayganlığını falan koruyor. Şeyde hızlı cilayla yıkayacağım. Bir sonraki videoda. Belki Tiguan'ı yıkarım. Tiguan'da bunu kullanırız. Bunu da bitiririz. Ulan diyorum bir çabuk bitti, bir şey daha vardı, bir tazyik daha tutacaktık. Nerede unuttuk onu diyorum. Hızlı cilayı nasıl kullanıyorum ben? Kimisi sıkar, sıktıktan sonra geçer. İlk başta öyle kullanıyordum. Artık öyle kullanmıyorum. Hızlı cilayı sıkıyorum. Güzelce çalkalamanız gerekiyor bu arada. Çalkaladıktan sonra komple her tarafı sıkıyorum. Ondan sonra tazyikle, hortumla yapacaksınız. Hortumu sıkarsınız ucunu. O şekilde dağıtın ki daha fazla dağılsın. Zaten suyla karıştırınca da hani bir etkisi falan azalmıyor. Yani ben tazyik vuruyorum, dağıtıyorum, o şekilde yapıyorum. Bence daha da faydalı oluyor diyebilirim. Silecekleri kaldırmadım belli. Biz yapmışız. Değil mi? Kapatayım mı?
Çok az köpük koyacağım, çok az. Bir tık fazla oldu ama az koyacaktım. Bak kanka, buraya iyi bak şimdi bak. Burada arabanın şuraları birazcık şey olacak. Zaten su akana kadar oraları tekrardan geçeriz. Jant temizleyici. Hı? Bak bekle şimdi ne kadar kir çıkacak, iyi izle. Bak çıkan pisliğe baksana. Ulan üstüme full çamur gelmiş, şu an fark ettim. Şu an haline bak. Değil mi? Bak şuradan çıkan pise bak. Bak Allah aşkına simsiyah çıkıyor bak. Görüyor musun bak? Rahatlatıcı video. İğrenç ve rahatlatıcı video. Şimdi telefonu arkadaşıma veriyorum. GoPro'nun şarjı bitti. O şimdi çekecek. Ne kadar kir çıkıyor. Görelim. Az önceki haliyle şu anki arasındaki 1500 farkı bulundum. Yani nasıl değişti? Çok fark var abi. Bayağı iyi olmadı mı? Çok iyi oldu ya. Şimdi GoPro'nun şarjı bitti. Diğer jant lastiği de aynı şekilde geçeceğiz. Ondan sonra sileceğim. Ve en son işlem olarak da lastikleri parlatacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Şimdi lastik parlatma işleminde görüşürüz. Şimdi yine Velcro Otomarket'in lastik parlatısını kullanacağız. Şöyle sıkıyoruz. Tikim var mı? Dişin tam aşabilir miyim? Bu lastikte şöyle akan yerler oldu. Yine jantı temizlediğim bezle buraları şöyle geçeceğim. Şöyle. Yine aynı şekilde diğer lastikleri de uygulayacağım. Ondan sonra arabayı dıştan size gösterip bitişe doğru geçeceğiz. Şimdi kapı aralarına geçeceğim. Kapı aralarını normalde aracı silerken yapmamız gerekiyor. Fakat zaten hava sıcak diye güneş vurmadığı için burada hala nemli olacak buralar. O yüzden ben buraya beklettim. Islak bezle şuraları da geçiyorum. Hatta şöyle arka taraf
tam da gösterelim. Son halini şimdi ben birazdan göstereceğim. Buraları geçerken şuraya da geçmeniz gerekiyor. Bu kısmı unutmayın. Şu kısımda çünkü çok kir topluyor. Şimdi jantlardan ne kadar pislik çıkmış ona bakalım. Daha bakmasak mı? Bu jantlar. Bu beyazdı yani. Sonunda bitti. Bu şekilde. Yani şimdi özet geçmek gerekirse. Araç pırıl pırıl oldu. Ben çok beğendim. Özet geçmek gerekirse. İlk önce hortum kullanıyorsanız veya tazi kullanıyorsanız ilk önce su tutuyorsunuz. En azından birazcık tozların akmasına sebep oluyorsunuz. Ondan sonra iki tane kova hazırlıyorsunuz hortum kullanıyorsanız. Bir kovada köpük var, bir kovada ise su var. İlk önce köpükle etrafı geçtikten sonra su kullanıyorsunuz. Tazi kullanıyorsanız çift kovaya gerek yok. Bence tek kova gayet işinizi iyi bir şekilde görür. Dışı çok güzel oldu. Şimdi çok beğendim. İçine de bir bakalım. İçi biraz daha... İçinin vakumla çekilmesi gerekiyor bu arada. İşte şu şekilde. Şurada kapaklar saklıyorum. Yani paspas olarak şu şekilde genel olarak güzel. Vakumla çekebileceğim yerler şuralar görüyorsunuz. Oralar için ya petrol ofisine ya da dayıma gideceğim. Yani son hali bu şekilde. Hoşunuza gitmiştir umarım. Yıkama videosunu seviyorsunuz. Serinin devamı için yorum kısmına belirtebilirsiniz gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.